Dedim dedim inanmadınız. Bak şimdi ne oldu? 2 yıl önce bir video hazırlamıştım. Adobe programlarını ücretsiz olarak nasıl kullanırsınız diye. Videonun altına ne yorumlar geldi? İşte crackli vermediğim için söven mi dersiniz? Oradan yok yalan video clickbaitti falan diyen mi dersiniz? Her türlü yorum geldi. Tabii ki bunun yanında mantıklı bulup dediklerimi yapanlar arkadaşlar da var. Tam da bugün bu hafta Adobe zamları konuşulurken bir bildirim aldım Adobe Stock üzerinden. 500 indirmeyi geçtiğim için istediğim Adobe programını ücretsiz olarak kullanabiliyorum. Benim zaten yıllık aboneliğim olduğu için şu anda tercih etmiyorum. Yani tamamen benim keyfe keder kararıma bağlı yani. Ama eğer siz 2 yıl önce bu videoyu izlemiş olsaydınız ve Adobe Store'a bir şeyler yüklüyor olsaydınız şu andaki hiçbir zam haberi sizi ilgilendirmiyordu. Şu anda ekran görüntülerinden de göreceksiniz. Ben de o zamanlar yeni başlamıştım 2 sene önce ve şu anda toplamda 560 küsür indirmem var ve aynı zamanda da $320 gibi bir para kazanmışım. Şimdi diyebilirsiniz ki 2 senede bu para ne olacak? Tamam da şöyle düşünün. $300 toplamda benim hani bütün Adobe şimdiye kadar belki harcadığım paranın tamamını karşılamış oldu. 500 tane de içerik yükledim. Çok nitelikli içerikler miydi? Hayır. Yani tamamen elimde bulunan fotoğraflardan oluşan bir kolaj yapmıştım. Onların hepsini de site içerisine yükledim yani. Tek yaptığım şey bu. Hani çok büyük bir vakit de ayırmadım. Ya zaten biz bu araçları niye kullanmak istiyoruz? İçerik üretmek için değil mi? Tamam içeriğinizi üretin. Daha sonrasında burayı yükleyin. Adobe diyor ki. Bazı arkadaşlar Adobe dememe takılmış. Adobe diyor ki buyurun bütün malzemeleri veriyorum. Çatalı, bıçağı, kaşığı, yemek malzemeleri. Bir yemek yapın diyor. Sonra bunu satın diyor. Ondan sonra ben de size bundan diyor. Hatta satılacak pazar da bende var diyor. Getirin buraya koyun yemeklerinizi. Buradan ben size komisyon vereceğim. Bütün masraflarınızı karşılayacağım. Yani bunu yapmamak bana çok mantıksız geliyor. Bir tasarımcıysanız, fotoğrafçıysanız bununla da tenezzül etmeyebilirsiniz. Ama bir yandan da zamlardan şikayet edip böyle bir fırsatı değerlendirmemek de olmaz derim yani. O yüzden arkadaşlar hiçbir şey için geç değil. Adobe Stock hesabınızı açın. Görsellerinizi yükleyin. Bir an önce çalışmalara başlayın. Gelecek yıl ne olacağı belli olmaz. Daha da zamlanabilir, fiyatlar yükselebilir, yapay zeka işin içerisine iyicene girebilir yani. Bunlara karşı da bir şekilde yatırım yapmış olursunuz. Demem o ki ileride pişman olmamak için bir an önce harekete geçin. Böyle fırsatlar varken değerlendirin. Eğer o videoyu izlemek isterseniz de kartlar bölümünden videoda ulaşabilirsiniz. Şu tarafta olacak galiba. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.